Evet, şu an umarım sesim geliyordur. En son yaptığımız yayın çok rüzgarlıydı. Bu sebepten çok kötü bir yayın olmuştu. Hiçbir şey anlaşılmamıştı. Şu an yeni Yusufeli alanındayız arkadaşlar. Biraz akşam vakti, güneş indi. Gündüz çok sıcaktı. Bugün rüzgar yok. Normalde çok rüzgar oluyordu. Ama bugün gayet iyi. Fakat bir mikrofonla yayın yapalım dedik. Biraz teknolojiyi kullanalım. Geçen sefer çok kötüydü çünkü. Bu gördüğünüz alan Yeni Yusufeli alanı arkadaşlar. Yeni Yusufeli'nin kurulduğu alan burası. Birinci bölge diye geçiyor. Merkez noktası burası. İşte kamu binalarının, belediye binasının, hükümet konağının vesaire olduğu alan burası. Bu bölge hastane bölgesi diye geçen bir nokta. Şurası hastane. Hastanenin önünde de böyle bir alan var. Şu hastane. Hastanenin arka kısmı birinci bölge, ikinci bölge ve dördüncü bölge olarak devam ediyor. Yani en fazla konutun olduğu alan bu bölge. Yani şu arkalar tamamen konut alanları, yaklaşık 1500 konut bu bölgede var. Asıl konutların yoğunlaştığı alanlar buralar, arka tarafa doğru. Şöyle bir, evet, akşam vakti oldu, ezan da okunuyor. Şöyle. Şu kısımlarda cami, belediye binası, hükümet konağının olduğu alanlar. Şurası terminal noktası. Bu alanlar şu an boş. Söylendiği kadarıyla şu kısım şöyle. Millet Parkı olarak yapılacak alan. Şu an tabii inşaat halinde ve dolgu alanı buralar. Arkadaşlar şu kısım şöyle göstereyim. Şu alan şöyle. Tamamen dolgu alanı. Dolgu alanı olduğu için de bu kısımda yerleşim, konut alanı yapılmadı. Konut yapılmadı. Bu alanlar tamamen park, bahçe olarak ayrıldı ve Millet Parkı olarak düşünülüyor. Öyle bir proje var bu kısımda. Şu biraz ileri bir noktada da galiba şu alanda yapay kano rafting alanı yapılacak. Şu kısım sanırım şöyle. Böyle bir proje var. Tabii bunlar artık önümüzdeki 2-3 yıllık süreçlerin sonunda olabilecek işler sanırım. Çünkü epey bir iş gerektiriyor, çalışma gerektiriyor. Şuradan bir de üçüncü bölgesi var buranın. Şu kısım üçüncü bölge diye geçiyor. Tek kale tarafının olduğu alan burası. Orada da yaklaşık 400-500 konut var ve oradan sonrasında da tek kalenin kurulduğu köy olarak yerleştiği bir alan var. O sırttan diğer tarafa, buradan gözükmüyor. Su seviyesinin geldiği nokta bu şekilde. Şöyle baraj seviyesini de göstereyim. Bu şekilde gördüğünüz gibi Yeni Yusufeli alanı burada, buradan geldiğinizde şöyle bir baraj alanı. Su seviyesinin şu anki yüksekliği bu noktaya ulaşmış ama sanırım şuralara filan ulaşacak, bir 30 metresi daha kaldığı söyleniyor. Sanırım şu kısımda dolacak. Burada bir tekne var. Bu tekne sanırım Yusufeli Belediyesi'nin teknesi. Bununla ileride herhalde baraj alanında gezinti vesaire yapılabilecek bir program düşünülüyor. O çalışmanın getirdiği bir düşünceyle alınmış bir tekne. Şu kısmı şöyle, benim de dikkatimi çeken bir alan. Burası şu an geçen sene kışın Yeni Yusufeli'de
kömür yakıldı arkadaşlar. Kömürle ısınma sağlandı. Fakat 2-3 aydır doğalgazla ilgili çalışmalar olduğu söyleniyor. İnsanlar evlerine işte kombi vesaire taktırıyor. Tahminen doğalgaz gelecek. Bu kış eğer doğalgaz gelirse burada Yeni Yusufeli'nde ısınma kısmı doğalgaz ile halledilmiş olacak. Yani bu kısımda herhalde doğalgaz depolama alanı vesaire olabilir diye düşünüyorum. Benim tahminim, kesin bir bilgi, resmi bir ağızdan öğrendiğim bir bilgi değil açıkçası söylemek gerekirse. Ama görüntü itibariyle öyle bir durum var gibi. Bir önceki yaptığımız yayında sanırım şu kayanın epey bir kısmı gözüküyordu. Şu an sadece bu kadar bir kısmı kalmış. Herhalde 30 metre daha yükseldiğinde de en uç kısmı kalacak gibi duruyor. Yani iyice yükselecek demektir su seviyesi 30 metre daha yükseldiğinde. Şöyle şu tarafa gidelim. Yani asıl birleşim noktası ve eski Yusufeli'nin olduğu alan o kısım zaten. Şöyle gittiğimizde. Bugün gerçekten rüzgar konusunda iyi. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim. Yeni Yusufeli'nin olduğu alanda rüzgar çok fazla, rüzgarlı ve geceleri de ciddi derecede serin. Ben açıkçası İstanbul'dan 4-5 gün oldu geleli. İstanbul'da 1-2 haftadır çok sıcaktı. Geceleri özellikle yatılmıyordu. Uyumak bile çok zordu. Ama burada ciddi derecede akşamları gece serin, dışarı çıktığınızda çok çok rahat bir sıcaklık seviyesi görüyorsunuz. Bu da gerçekten güzel. Evet, şöyle baktığımızda baraj alanı bu şekilde arkadaşlar. Şu kısım tam şurası tam birleşim noktasıydı. Burası İspir Çayı, İspir'den gelen nehir. Şurası Barhal Nehri'nin geldiği nehir. Burası birleşim noktasıydı. Bu birleşim noktası şu an gördüğünüz gibi tamamen su altında kalmış. Şu alanlarda da alt kısımlarda konutlar var. Karşılarda bazı sosyal donatı alanları var. Yusufeli Belediyesi'nin yapmış olduğu. Buralar ağaçlandırma yapılmış bu şekilde. Şöyle aşağılara kadar şöyle bir ağaçlandırma görebiliyorsunuz. Yani biraz susuz kalmışlar. Bir kısmı tutmuş güzel. Ama bir kısmı da tabii gündüz çok sıcak. Burada da hava çok sıcak. Ama geceleyin gerçekten çok çok serinliyor. Çok güzel bir hava var. Bir de tabii eski Yusufeli'nin olduğu rakım Alp Vadi herhalde 500 rakımlarda filandı. Burası Yeni Yusufeli 700 rakımdan başlıyor. Sanırım 1000 rakıma kadar çıkan noktası var. Özellikle 4. bölge dediğimiz nokta. 4. bölge dediğimiz nokta da şu biraz önce gösterdiğim hastanenin arka tarafı. Yani şu kısım. Şöyle gittiğinizde arkalarda da pek çok konut var ve oradan da daha da yukarıya konutlar var. Oralarda farklı farklı pek çok konut var. Oralar herhalde 9000 rakıma kadar çıkıyor. Yani şu anki haliyle Yeni Yusufeli 700-750 rakımdan başlıyor. Bunun da verdiği bir etkiyle herhalde özellikle geceleri çok serin oluyor. Ve bu bölge özellikle çok da rüzgar alıyor, rüzgarlı. Genel olarak Yeni Yusufeli'nin olduğu nokta rüzgarlı ama özellikle bu bölge ciddi derecede rüzgar alıyor. Şöyle, geçen sefer yaptığımız yayında hiç ses duyulmamıştı. Açıkçası kötü ve hiçbir şey anlaşılmayan
yayın olmuş idi. Öyle olunca bu seferlik bari düzgün bir yayın olsun istedim. Şöyle baktığınızda evet. Akşam vakti bir Yusufeli manzarası. Şöyle. Yani bu alanlar şu an şantiye alanı hala. Şantiyeler kurulu duruyor. İşte buralar dediğim gibi şu kısımlar, bu kısımlar tamamen millet parkı olacak alanlar. Böyle projeler var. Ve dolgu alanı olduğu için burası düzlük alan. Güzel büyük bir düzlük alan oluşmuş buralarda ama tabii dolgu alan olduğu için ve bu binaları TOKİ yapımını TOKİ üstlendi. TOKİ'nin de genel olarak sağlam zemine bina yapma gibi bir alışkanlığı var, öyle bir prosedürü var. Öyle olunca gördüğünüz gibi yamaçlık kısımlar buralara, zemin buralarda sağlam olacağı, en sağlam olacağı düşünülen noktalara binalar yapıldı. Ama tabii burada Yusufeli'deki insanların şu an en büyük yakındığı kısım da bu kısım aslında. Yani yamaç, Yusufeli insanı çok yamaçlara alışık değil. Yani ilçe merkezinde alışık değildi. Çünkü eski Yusufeli bir vadi içindeydi ve ana cadde düz bir cadde. Yani ilçenin başından sonuna kadar düz bir cadde ile yürüyebiliyordunuz. Ve cadde, sokaklar o caddeye açılıyordu ve esnaf dükkanlar da o cadde üzerinde sıralanıyordu. Ama burada tabii çok dağılmış bu esnaflar, dükkanlar vesaire. Ve bir de özellikle bu alanlar yamaçlık alanlar olduğu için herkes biraz bundan yakınıyor. Eski Yusufeli gibi değil. Hani bir yere gitmeye çalıştığımızda yürüyerek gidemiyorsun vesaire gibi. Rahat değil gibi. Konut alanları da zaten yamaçlara ve hani zeminden dolayı, zeminin sağlamlığı onu gerektirdiği için sanırım öyle yap, sanırım değil, hani sağlamlık sebebiyle böyle yapıldı. Fakat buna da artık, yani düzlük alanlar ileriye doğru, eğer bu kısımlarda millet parkı vesaire farklı farklı, işte yani illaki içinde kafeler, farklı kültür alanları, sosyal donatı alanları olduğunda, hani bu düzlük alanlar da Yusufeli'nin, Yusufeli'deki insanların yaşayacağı, gündüz ve gecesinde burada değerlendirebileceği mekanlar olacaktır illaki, ama bu tabii ileriye doğru vakit isteyen bir durum, ama zamanla olacaktır illaki. Bir diğer nokta da yeni Yusufeli ile ilgili çok dağınık duruyor tabii. Yani eski Yusufeli çok topluydu, bir arada bir vadi içindeydi. Ama şu an burası merkez noktası, birinci bölge. Devlet kurumları, resmi kurumlar burada. Konutların bir kısmı burada. Konutların 500'ü filan bu bölgede, 3. bölgede. Diğer asıl kısmı mesela 1500 konut sanırım. Şu üst kısımlarda, hatta şu kaya, gördüğünüz kayanın alt kısmı, ta oralara kadar konutlar var ve bu kısım böyle yukarıya doğru gidiyor. 1500 konut da oralarda ve oradan ulaşım biraz buralara, merkez noktaya biraz zor. Oradan özellikle orada yaşayan insanlar biraz yakınıyor. Merkeze arabasız gitmek mümkün değil diye. Yani zamanla alışılacak şeyler tabii, ama eski Yusufeli'ye alışan insanlar için şu an bir anda buraya alışmak kolay bir durum değil. İnsanlar genel olarak biraz dağınıklığından, Yusufeli'nin dağınıklığından, ilçe merkezinin, konutların dağınıklığından biraz yakınıyorlar. Ama zamanla belli bölgeler yoğunlaşacaktır. Belli bölgeler daha cazibe merkezi haline gelecektir mutlaka. Ona göre şehir, ilçe merkezi şekillenecektir sanırım. Bu arada bazı müzik sesleri geliyor. Herhalde bir yerde düğün yapılıyor.
Tabii burada esnaf, dükkan vesaire bir yandan yapılıyor, bir yandan işte sanırım bir düğün alanı yapılmadı, henüz yok. Düğün alanı olmadığı için belediyenin önündeki meydan kullanılıyor. Şu karşıdan da sanırım bir düğün konvoyu şu an geliyor. Şu gördüğünüz noktada bir düğün konvoyu. İşte. Evet. Bu şekilde bir yeni Yusufeli. Şöyle son olarak da baraj sularını göstereyim ve yayını bitireyim. Yani aynı noktaydı geçen sefer, bu bölgeden yaptığım yayında ses çok kötü olduğu için hani aynı konuları, aynı mevzuları tekrar anlatmış olayım diye buradan aynı noktadan yayın yapmak istedim. Evet, Yusufeli'deki durum bu arkadaşlar. Yeni Yusufeli'nin baraj noktası, barajın geldiği seviye ve ilçe merkezi bu şekilde. Herkese iyi akşamlar, selamlar, saygılar.